AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? 20 yılda, 20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Hükümetin 20 yılda bir fabrika dahi yapmadığını iddia etti. 85 milyona sesleniyorum. Allah aşkına. Son 20 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı bir tek fabrika söylesinler. Bir tek fabrika. Bir fabrika bile yok. Bir fabrika bile yok. Bir fabrika bile yok. Bir fabrika bile yok. Havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak organize sanayi bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde son 20 yılda yapılanlar kadar hizmet, yatırım, teknoloji katılım, yerli ve milli sanayi hamlesi yapılan bir dönem olmadı. Ağır sanayiden büyük ve orta ölçekli fabrikalara, karayolu ve hızlı tren gibi demiryolu yatırımlarından tünellere, devasa barajlardan, şehir hastanelerine, dar gelirliye konut üretimine, teknolojik yatırımlardan katma değeri yüksek ilaç sanayine, dünyanın gündemine oturan, akıl almaz boyuta varan yerli ve milli sanayi hamlesine. Türkiye şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip. Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. Biz durmuyoruz ya, çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Vallahi son 20 yılda yapılan atılımlar önceki 80 yılda yapılmadı. Gerçekten Kılıçdaroğlu siyaset biliminin değil psikiyatrinin konusudur. Bu kadar bariz yalan nasıl söylenir? Bir insan kendisini dinleyen kitleye nasıl bu kadar rahat aptal muamelesi yapar? Ulan hiçbir fabrikayı yatırımı görmüyorsun. TOGG'u da mı bilmiyorsun da çıkıp yüzün gram kızarmadan yalan konuşuyorsun. Ama adam ne yapsın? Öyle bir kitlesi var ki ne dersen alkışlıyor, ne dersen yiyor. Malum kitleye ver Erdoğan düşmanlığını, eşek gibi semirsinler. Düşünme yok, okumak yok, takip etmek yok, akıl, izan, vicdan yok. Biz o projeyi durduracağız. Ödemeyeceğiz. Durdurun ya. Yatırımları durdurun. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmak. Türkiye'de yatırım yapmaların önünü tamamen keseceğiz. İzin vermeyeceğiz. Yeni inşaatların hepsi israftır. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Ya Allah. Bismillah. Durmuyoruz ya, çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. AK Parti ne yapmak istedi de Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu. Marmara'yı yaptık. Önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi. Ama yaptık. Marmaray. Marmaray niye o suyun altına indi, boğazın kadim sularının altına indi ve kim indirdi? Bülent Ecevit indirdi. Bülent Ecevit indirdi. Bülent Ecevit yaptı Marmara'yı. Otoyol ve hızlı trenler dahil Demirel'in projelerindendi. Marmaray'ın altında da kendisinin imzası var. Marmara'ya bir kardeş kazandıracağız. Buradan şöyle geldik. Pat geçsek şuradan da Göztepe'ye varsak ne kadar güzel olur dedim. Aldım bunu çizdim öyle kendim. Dünyanın en derin tüneli. Bundan sonraki ikinci derin tünel Amerika'da 44 metre su altında. İki katından fazla. İki dakikada, üç dakikada Sarayburnu'ndan giriyor, Haydarpaşa'dan çıkıyor. Bir de sizi ilgilendiren ne var? Üçüncü köprü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Binali Bey'i arıyorum ama kaç metre oldu? 100 metreyi aşmadık mı da? 95. Evet, şu anda Ulaştırma Bakanım diyor ki direkler 95 metreyi buldu. Temeli attığımız gün birileri olmaz canım diyordu. İşte bu iki tane beton yığınıyla kalır diyorlardı.
Onu da yap. Sen ne yapmak istedin de biz engel olduk. Bu proje batacak. Bu havalimanı açılamaz. İnadına yapacak. Biz durmuyoruz ya, çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Dünyanın en büyük dördüncü, Avrupa'nın da en büyük ikinci asma köprüsünün açılışı için bir aradayız. Bunların hepsi israfa girer. Köprü boş. Rakamlar burada. Rakamlar burada. Otoyol ve köprü geçiş sayılarının verilen garanti sayılarının üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum. Eyvallah. Osman Gazi'yi yaptık. Onun da önünü kesmek istediniz. Türkiye, yani şu anda yola, yeni yola ihtiyaç yok. Her şeye karşısın. Yol geçmesin, iz geçmesin. Efendim biz bunları yap işlet devret modeliyle yapıyoruz. Vatandaşın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Diyorlar ki nasıl yapıyorlar bunu söylesinler. Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte. Ve bunun adı da BOT, yap işlet devret. Ama senin aklın buna ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden. Ben bunları bilmez miyim? Eski hesap uzmanıyım. Peki devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. Mesele bu. Eğer bu çalışıyorsa işi bitiririz. Bir kısım muhalefetin ve özellikle gençlerin anlayamadığı Türkiye'nin nereden nereye geldiğidir. Çırpınır durursunuz. Her sene artan 1 milyon nüfusu nereye koyacağım? Nereden her gün sabahleyin 3000 çocuğa yiyecek bulacağım? Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok. Aklını oynatanlar var. Biliyorum, hep biliyorum. Perişan olanlar var. Bir bayram için bir şeyler alamayan insanlarımız var. Çok rica ediyorum. Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300 lira. Bir tane zeytin kaç para, bir dilim peynir kaç para, bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para, vatandaş bunları neyle alacak? %150 faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan yok. Bu köyünün canını çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın, rakamlar ortadadır. Geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı 240 kilometredir. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Ne havaalanı var? Ne yollar var, ne okullar var, ne sanayi var. Kim ödeyecek 350 milyar lira zararı? Ben öderim diyen bir babaya çıksın göreyim. Recep Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarda Türkiye'nin silüetini değiştirdi. 20 yıl evvel bir evde bir araç varsa lüks görülürdü. Türkiye yılda 30 kilometre asfalt atarak ilerledi. Her gün ana haberde trafik kazasından vefat haberi verilirdi. Hatalı sollama sonucu bilmem kaç kişi öldü haberleri her gün manşetleri süslerdi. Ankara'dan İzmir'e 13 saatte gidilirdi. Ayda bir defa dışarıda yemek yemek büyük lükstü. Devlet memur maaşlarını ödeyemezdi. Kimse memura kız vermezdi. Devlet memurları ek iş yaparak geçimini sağlar, ya gece taksiye çıkarlardı ya da işportada mal satarlardı. Başörtülü anneler asker evlatlarının yemin törenine alınmazdı. Bir subayın generalin olduğu ortama hayatta başörtülü girilemezdi. Erdoğan'ın eşi bile Gata'ya başörtülü olduğu için girememişti. İlaç kuyruğunda vatandaş ölür, istediği ilacı bulamazdı. Aciller hasta bakmaz, borcun varsa ölün rehin alınırdı. Hastaneler rezil ve mikrop yuvasıydı. Doktorlar insanlara affedersiniz it gibi davranırdı. Değil bayram ikramiyesi, normal maaşı alabilmek için 3 gün kuyruk beklenirdi. Tünel yok denecek kadar azdı. Dağlarda karda mahsur kalınırdı. Uçağa binmek lükstü. Avrupa, ABD, Japonya'da hızlı tren varken Türkiye'de hala kara tren vardı. 2000'li yıllara gelindiğinde hala Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan demir yolları vardı. Üzerine neredeyse hiçbir şey yapılmamıştı. Bütün metropollerde metro varken Türkiye'de sadece propagandası vardı. Öğrenci sıfır kitap yüzü göremez, ikinci el kitabı kara borsada bulurdu. IMF borç verir, hükümetleri emrinde tutardı. İhracat 26 milyar dolardı. Yerli hiçbir silahımız yoktu. Yerli gemimiz yok denecek kadar azdı.
silah aldığımız ülkeler dostumuzu düşmanımızı belirlerdi. Ülke silah verenin resmen siyasi kölesi olurdu. Toplu iğne bile üretemez, Anıtkabir'in bayrak ipini yaptık diye övünç duyulur, gazeteye haber yapılırdı. Depreme dayanıklı evler yok denecek kadar azdı. Depremde enkaz altında haftalarca insanlar kalırdı. Dışarıdan gelen deprem yardım paralarıyla memur maaşları ödenirdi. Terör örgütleri her gün bir eylem yapardı. Karakollara baskın yapan teröristler için uçak dahil kaldırılmazdı. 20-30 şehit verilirdi. Haberleri sıradanlaşmıştı. Faili meçhul cinayetler sıradan bir hal almıştı. Organize sanayi bölgeleri yok denecek kadar azdı. Fabrikaların önlerinde sendikalar sürekli grev yapardı. Akıllı evler lüks sitelerin hayali dahi kurulmazdı. Karakola düşen okkalı bir dayak yemeden kesinlikle dışarı çıkamazdı. Öyle beyaz masa cimer gibi arayayım, şu belediyeye de derdimi şikayetimi anlatayım. Hastama maaş bağlansın, ben de bakıcı parası alayım. Elektrik yardımı, ısınma yardımı, sosyal yardım yoktu. Sizi kimse dikkate almaz, cevap vermez, insan yerine koymazdı. Erdoğan'la birlikte Türkiye'ye medeniyet ve demokrasi geldi. Erdoğan Türkiye'nin silüetini değiştirdi. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Unutursanız tekrar yaşarsınız. Şimdi hükümeti suçlayanlar ülkeyi 80 yıl yedi ve taş üzerine taş koymadı. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.